Ve yazan haberde önce şehitlerimize veda. Dört kahraman, dört acı. Dün meydana gelen helikopter kazasının ardından bugün şehitlerimize veda vaktiydi. Kahramanlarımız gözyaşları ve dualarla sonsuzluğa uğurlandı. Şehitlerinin naaşını son kez öptüler. Doya doya kokladılar, sonsuzluğa uğurladılar. İstanbul'daki helikopter kazasında 4 askerimiz şehit olmuştu. O şehitlerimizden piyade uzman çavuş Şahin Aslan Bitlisi'ydi. 41 yaşındaki kahramanımız evli ve 3 çocuk babasıydı. Şehidimiz için tören spor salonunda yapıldı. Gözyaşları sel oldu. Şehidimizin eşi kahramanının kamuflajını giydi. Ağıtlara yürek dayanmadı. Cenaze namazı kılındı. Yakınları şahinlerinin, aslanlarının naaşlarını son kez öptü doya doya. 29 yaşındaki şehit pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever Bursalıydı. Rüya gibi bir düğünle evlenmişti 16 ay önce. Ardında acılı bir eş bıraktı. Cenaze töreni doldu taştı. Şehidimizin ailesi ayakta durmakta güçlük çekti. Acılı eş kahraman askerin şalını takmıştı. Hayalleri onunla birlikte sonsuzluğa gitti. Kahramanımız cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kahraman şehitlerimizden Göksen'in Aytural Şaylan ve Emre Vahit Bekli ise birlikte sonsuzluğa uğurlandı. Ankara'daki cenaze törenine vatandaşların yanı sıra çok sayıda siyasetçi de katıldı. Göksen'in Aytural Şaylan ve Emre Vahit Bekli. İki kahraman birlikte şehit oldu, sonsuzluğa da birlikte uğurlandı. Helikopterin düşmesi sonucu şehit olan, 4 askerden biri olan Assubay Emre Vahit Bekli'nin acı haberi Ankara'daki ailesini yaktı. Şehidimiz henüz 1 yıllık evliydi. 6 gün sonra doğum günüydü. Yeni bir yaşa basmanın heyecanını yaşayacaktı ama olmadı. Göksen'in Aytural Şaylan da aslen Tekirdağlıydı. Şehidimiz 15 yıllık evliydi. 10 yaşında bir de çocuğu vardı. Ailesi acı haberle yıkıldı. Törende güçlükle ayakta durabildi. Cenaze törenlerine Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Cenaze namazı kılındı. İki kahraman yan yana sonsuzluğa uğurlandı.